yapan çocuklara ne yaptılar siz biliyor musunuz bu oklavayla? Böyle vuruluyor her tarafına. Yok yetmedi. Al kepçe var, bu kepçeyi böyle kafana bir yersin dünya şaşar. O da mı yetmedi? Bak bu maşa var. Bu maşayla böyle hırsızlık yapan çocuğun etleri lime doğranır. Anladın mı? Hah. Şimdi seç. Seç cezanı seç. Oklava mı kepçe mi maşa mı? Hangisi? Hiçbiri. Anne lütfen yapma. Yok öyle ya ama. Yapma matma yok. Hırsızlık yaptıysan cezasını çekeceksin. Siz biliyor musunuz hırsız çocuklar nereye tıkılır? Ha? Hırsızlar hapse atılıyor. Hayır. Ya kesin bu böyle. Hırsızlık çok kötü bir suç evladım. Siz hukuk ne biliyor musunuz? Şimdi hukukta şöyle diyor. Sen eğer yaptığın yanlıştan dolayı pişmanlık duyarsan böyle cezanı indiriyorlar hukukta. Ya şimdi bu hırsızlık sizin ilk suçunuz ya. Derseniz ki bana çok pişmanız. Özür dileriz. Bir daha yapmayacağız. Gideceğiz Macidan'ın teyzenin de elini öpüp özür dileyeceğiz derseniz belki cezanızda bir indirim yaparız artık. Yemin ederiz yapmayacağız. Macide teyzeden özür dileyeceğiz. Bana bakın. Bir daha başka kimsenin bir şeyini çalıp gelmeyeceksiniz. Vallahi parçalarım ha. Söz mü? Söz. Hala bulamadılar mı caniyi? Bulamadılar. Şüpheli bile yok ellerinde. Biz yaşlı kadınların işi zor. Kimisi maaşına göz dikiyor, kimisi evine. Öldürüp yıllarca maaşını çekiyorlarmış da kimsenin ruhu duymuyormuş. Felaket tellallığı yapmayın Macide Hanım. Vallahi insan en yakınından bile şüpheleniyor. Ha mala kastetmişler, ha cana. Al işte Elif'in oğlanlar. Haylazlık desen onda. Hırsızlık desen onda. Öyle mi? Geçen gün kapının süsünü çaldılar. Şimdi de saatim kayıp. Eminim yine onlar çalmıştır. Macide Hanım teyze ama ayıp olmuyor mu yani gözümün içine baka baka burada dedikodumu yapıyorsun? Sen de abartma canım artık taktın kafanı benim çocuklarıma. Vallahi sen bizi dinleyeceğine çocukların öteberisini topla. Sokağın görüntüsünü bozuyor görmüyor musun? Biz senin dağınıklığını görmek zorunda mıyız? Tamam torbalarımı götüreyim eve dönüşte toplarım. Hayır efendim şimdi toplayacaksın. Macide Hanım teyze bak benim üstüme gelme toplarım dedim yeter. Madem toplamıyorsun... Birisi topladığı zaman sesini çıkarmayacaksın. Peki? O zaman sen de birisi sana yumurta attığında sesini çıkarmayacaksın. Nasıl yani ya? Şimdi Cemil sana Mert'in Derya'yı öldürdüğünü mü söyledi? Evet, aynen öyle söyledi. Mert daha küçükmüş. Bizim rahmetli Handan'la Cemil abi de mutfaktalarmış. Salondan bu Derya bebeğin çığlıklarını duymuşlar. Bir gelmişler ki bebek ölmüş. Ay Allah'ım eylerden uzak. Kaza falan olmuştur. Yoksa niye küçücük bir çocuk kardeşini kasıtlı öldürsün ki? Yok tabii. Ben işte Necla'yı oğlanlarla asla yalnız bırakmıyorum. Neden? Böyle ellerinden kayar bir şey olur zapt edemezler. Kızlar çocuk bunlar ya. Allah kaza maza bilmiyorum. Ama ben Mert'ten korktum. Gamze'ye de söyledim zaten. Katiyen görüşmeyeceksin diye. Demek Handan'ın bizden sakladığı sır buymuş. Kim bilir ne azap çekti de belli etmedi. Ay bir de Cemil'den boş yere şüphelendik ya karanlık adam filan dedik. Meğer dertleri ummandan büyükmüş ya. Ay yazık üzüldüm ben şimdi. Vallahi Zeliş ben üzülmedim. Sorular benim kafamda fink atıyor. Ne sorusu Yasemin? Biz bu Handan'ın evine 1000 kere girip çıkmadık mı? Başka bir çocuğun fotoğrafını gören oldu mu? Yok. İyi de canım yani şimdi böyle büyük bir felaketin arkasından sen olsan çocuğun resimlerini her tarafa koyar mısın? Kaldırdı demek ki Handan'cığım. Battaniyesini saklar mısın?
Niye battaniyesini saklıyorlar? Yok, Yasemin haklı. Ben kesinlikle katılıyorum, haklısın. Ay, Nermin'in o bulduğu kaset neydi Allah aşkına ya? Benim gerçek adım Sevda diyordu Handan. Bu ne ya? Ben onu bunu bilmem. Bildiğim tek şey Handan'ın Mert'i şu dünyada her şeyden çok sevdiğiydi. Onu korumak için her türlü çılgınlığı yapmış olabilir. Dedi, ondan sonra da aldı çocukların iki bisikletini de fırlattı attı geri zekalı ya. Allah'ım, geri zekalı kadın. Ya tabii biliyorum yani, yaşlı başlı kadına öyle yumurta falan fırlatılmaz suratına. Ama dayanamadım, ne yapayım, herkesin ortasında hırsız dedi çocuklarıma. Ya Ömer, şurada bir şey anlatıyorum Allah aşkına, gel iki dakika ya. Ne yani, alt tarafı üç kuruşluk kapı süsü ya. Elif. Çocukların yatağının altında bir şey buldum. Daha doğrusu çok şey buldum. Ne buldun? Bunlar ne? Bunların hiçbiri bizim değil. Anlaşılan çocukların çaldığı tek şey kapı süsü değilmiş hayatım. Oğlanlar hırsız mı oldu şimdi yani? Deme öyle hayatım. Çocuk onlar. Akılları sıra yaramazlık yapmışlar işte. Hem baksana, çoğu değersiz şeyler. Bir tek şu bileziklerle yüzük var. Bunları da nereden buldularsa. Ama bunlar hep başkalarının eşyaları. Allah'ım yarabbim. Ay Macide teyze haklıymış. Ben bugün kadını boşu boşuna paralamışım. Ay Ömer, biz ne yapacağız? Götürür sahiplerine iade edersin. Anlatırsın yaramazlık yapmışlar diye. Özür dilersin, kapanır mevzu. Ya nasıl yaparım ben böyle bir şeyi? Yok. Olmaz. Ay rezil olduk. Herkese, konu komşuya rezil olduk yarabbim. Böyle yapmasak daha kötü Elif. Çocuklara suç ortaklığı etmiş oluruz o zaman. Yok Ömer. Ben nasıl yapayım ya bunu? Komşuların kapılarını çalacağım. Kusura bakmayın. Benim oğlanlar hırsız olmuş. Sizin eşyanızı çalmış. Nasıl derim Ömer? Yok. Olmaz. Mümkün değil, olmaz. Ne yapalım o zaman? Var mı başka bir fikrin? Ay Allah'ım. Buldum. Sen şimdi hemen gidip bir kamyon ayarlıyorsun. Bu gece buradan taşınıyoruz. Üzme kendini bu kadar hayatım. Bir özür dileyeceksin, olacak bitecek işte. Tamam Ömerciğim, gelme üstüme. Bir sakinleşin, bulacağım yolunu. Aa. Unutuyordum ha. Neyi? Bir tane peynir aldım yeni. Süzme beyaz peynir. Çocuklar bayıldı. Bizim çocuklar sağlıklı bir şey mi yedi? Evet, bayıla bayıla. Bir sen dene bakayım. Dur. Görmeliydin ya. Nasıl yediler. Geldim. Hayatım, geç kalıyorum ben. Tamam, dur. Boğazından sağlıklı bir şey gitsin. Dur. Tamam. Çok lezzetliymiş bu ya. Beğendin mi? Bayıldım ben buna. Hani sen geç kalıyordun işe? Güzeller güzeli karımla bir sabah keyfi çok mu? Allah. Afiyet olsun aşkım. Ne oluyor ya? Ne oluyor? Dışarı çıkmak için yalvarırsınız, ondan sonra da zırt zırt kapı. Ne? Topumuz Macide teyzenin balkonuna kaçtı. İstediği ama vermedi. Oh!
İyi olmuş size. Ya kaç kere söylüyorum şu kadının balkonun altında oynamayın diye. Ne olur anne sen gidip iste. Bize kızıyor. Ne olur. Hayır efendim ben muhatap olamam o kadınla. Unutun topunuzu. Ama babamız almıştı o topu bize. Of. Çıt çıkartmayacaksınız anlaşıldı mı? Niye geldin? Çocukların topu balkonunuza kaçmış, onu rica edecektik. Yok ya, uşağın mı var? Hı? Macide Hanım, konu ikimizin arasında. Çocukları karıştırma. Top çocukların, babaları onlara hediye aldı. Saat de bana hediyeydi. Seni çapulcular geri getirdi mi? Yok. Şimdi hangi yüzde topu istemeye kapıma geldiniz? Hı? Saat mi? Saat ya. Üzeri elle boyanmış duvar saatiydi. Sen hırsız çocuklarına sor. Onlar daha iyi bilir. Top sizde kalsın. Hadi hadi. Tabii. Derhal eve gidiliyor marş marş tek sıra. Ama top. Başlarım senin topuna şimdi. Yok topum. Yürü. Saat. Yürüyün. Yürüyün beni sinir etmeyin daha fazla. Yeter artık Elif. Yedin bitirdin kendini. Aldıkları şeyleri sahiplerine götürüp özür dileriz. Başka çaremiz mi var? Biliyorum. Biliyorum da hani böyle yarın o Macide cadısının kapısına dayanıp kapıya vurup falan hani böyle tükürdüğümü yalamak. Çok güzel. Ya yok yapamam yani olmuyor. Buldum. Hı. Şöyle yapıyoruz. Gidiyorum yarın. Çalıyorum kapısını ve diyorum ki hı, sen benim çocuklarımın bisikletlerini kırmıştın. Onlar da senin saatini aldı. Ödeştik. Yapma Allah aşkına Elif. Olur mu hiç öyle şey? Komşularımızla iyi geçinmemiz lazım. Düşün bir kere. Gecenin bir vakti başımıza bir şey gelse gidip kimin kapısını çalacağız? Macide cadısını. Buldun. Çaldık kapısını. Hayatta çalmam. Ayrıca bizim başımıza kötü bir şey geliyorsa sen bil ki o Macide yüzündendir. Elif. Komşu komşunun külüne muhtaçtır derler. Tabii derler ama bu lafı diyen adam Macide'yi tanımamış ben sana diyeyim. Başka ne derler biliyor musun? Ne? Kocanın sözünü dinle. Kimseyle didişme. Meryem. Tamam tamam tamam. Tamam ben konuşurum çocuklarla. Hı. Yarın gider özür dileriz. Aferin benim akıllı karım. Ya aşkım ya. Gece gece halde mi bakıyorsun? Hı. Ömer. Hı. Senin şu annenin halasının küçük oğlu. Kim? Ha, Adem mi diyorsun? Evet. O hapse girmişti değil mi? Galiba. Nereden geldi şimdi aklına? Hırsızlıktan mı girmişti? Kavgada birini mi bıçaklamıştı ne? Ya. Sonuçta suçlu yani değil mi? Yani. Tabii. Al. Bizimkiler kesin ona çekti. Tabii. Çocuk yaparken bizim bunları düşünmemiz gerekiyordu. Ama ben hep benim büyük dayımın doktor oğluna çekerler diye düşünmüştüm. Yok, çeke çeke gittiler senin o suçlu akrabana çektiler. Söylediğim her şey aklınızda değil mi? Hazırsınız. Basıyorum zile. Geç.
Gene ne var? Macide teyze, saatleri getirdik. Peki. Sana bir şey söyleyeceğiz. İçeri geçin de ne diyecekseniz içeride söyleyin. Senin diyeceğin bir şey var mı? Yok. Ben burada beklerim. Hadi bakalım söyleyin ne söyleyeceksiniz. Sizi dinliyorum. Özür dileriz Macide teyze. Özür dileriz. Yaptığınızın ne kadar kötü bir şey olduğunu biliyorsunuz değil mi? Bir daha yapmayacaksınız. Söz mü? Söz. Hadi bakalım birer şeker alın. Barışma hediyesi. Şuradaki kim? Oğlum. Nerede şimdi? Kaç yaşında? O öldü. 12 yaşındaydı. O da çok afacandı sizler gibi. Neden öldü? Hastalıktan. Bunu o boyamıştı benim için. Yılbaşında hediye etmişti bana. Kapı süsünü annenize hediye edecektiniz değil mi? Evet. Annenize hediye vermesini seviyorsunuz. Aferin. O da kim bilir nasıl seviniyordur sizden hediye alınca. Sevinmez mi? Her anne sevinir. Ama başkalarının eşyalarını değil. Oturup kendiniz yapacaksınız. Tamam mı? Tamam. Tamam. Annenizi hiç üzmeyin. Çünkü o sizi kendinden bile çok seviyordur. Hadi bakalım. Kalkalım da annenizi soğukta daha fazla bekletmeyelim. Ya olursa acımam polise vereyim üçünüzü de. Aa, tamam tamam çocuğum tamam. Tamam oğlum yok bir şey hayır yok tamam hadi gidelim biz. Hayret bir şey ya. Evladını kaybetmiş annelerin yüreği öyle katılaşır ki yumuşatmaya artık kimsenin gücü yetmez. Elif. Vallahi meraktan çatladım ha. Ay Yasemin ya. Sorma başıma gelenleri. Şimdi bu nasıl kelimelere dökülür de anlatılır onu da bilemedim ki. Şimdi şöyle. Benim oğlanlar. Kendi çaplarında. Hırsızlığa başlamışlar. Değil mi? Dedim bile Yasemin. Of ıvır zıvır ıncık cıncık aklına gelebilecek ne varsa.
Her şey toplanmış. Yatakların altına tıkılı vaziyette. Buldum onları işte ben. Ne ara almışlar peki onca şeyi? Şimdi ben komşulara ev ziyaretine gidiyorum ya. Bunları da yanıma alıyorum. Almaz olaymışım ya. Her gittiğimiz yerden böyle bulduklarını atmışlar ceplerine. Yasemin çok utanıyorum. Kusura bakma ne olur. Yavrum sen niye utanıyorsun? Çocuk bunlar. Onlar ne yaptığının farkında bile değildir ki. Ya sen ne kadar hoşgörülü bir insansın. Ben biliyorum tabii senin böyle iyi niyetli bakacağın da herkes senin gibi değil işte. Şimdi tabii biz sana da geldiğimiz için senin evden de bunları almışlar. Ay şaştım kaldım vallahi billahi. Takım almışlar bir de. Kız sincap gibi bunlar. Çok hızlıymış elleri ha. Ay deme Yasemin öyle. Kızım fark etmişsin işte sen. Ne demiş atalarımız? Ağaç yaşken eğilir. Üzme kendini. Değil mi? Tabii. Evet. Haklısın. Şimdi ben yatağın altında bir şey daha buldum. Ama işte bilemedim yani sana söylemeli miyim, söylememeli miyim? Benim bir şeyimi mi buldun? Yok. Aa, Elif bunlar değerli. Sahibi arar bunu. Tabii. Sahibi arardı arayabilseydi ama arayamaz sahibi. Niye? Yüzüğün içindeki isme bak. Ah Sevim. Sevim'in mi bu? Ya Sevim'in. Kız ne ara girmişler bunlar kadının evine, cücelere bak. Yok Sevim'in evine girmemişler. Yasemin başka birinin evinde bulmuşlar. Kimin evinde bulmuşlar beni? Sinan'ın. Ne? Şimdi Sevim vefat ettikten bir süre sonra ben Sinan'ın annesine ziyarete gitmiştim çocuklarla. Böyle biz otururken çocuklar orada bir şeker kasesinin içinde bunu bulmuşlar, almışlar. Nasıl? Yok canım. Ya başkasının evinden almışlardır. Elif, sordun mu sen iyice çocuklara? Yasemin, vallahi da billahi da teker teker sorguya çektim. Hepsinin ortak cevabı bu. Çetin yemin billah ediyor biz bunu Sinan abinin evinden aldık diye. Sinan ne yapsın Sevim'in yüzüğünü? İşte ben de onu dedim kendi kendime ama Yasemin üstünde kan izi var. Ay. İşte yani normalde benim polise gitmem lazım aslında da. Dedim mi Yasemin'e danışayım yani biz ne yapalım? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.